Yeni bir yere gitmeden önce oturur geniş çaplı bir araştırma yaparım. Oraya gidince ne yapmak istiyorum? Hava durumu nasıl olacak? Bir yanardağ patlaması yaşanabilir mi? Şaşırdıysanız yakın zamanda bu sonuncusu ile ilgili kötü bir deneyimim olduğunu hemen ekleyeyim. Bir milli parka yapacağım seyahat için hazırlanırken parktaki dağın aslında bir yanardağ olduğunu atlamışım. Son bir yüzyıldır patlamamış olsa da patlama potansiyeline sahip bir yanardağmış bunu tatile çıkmadan bir hafta öncesine kadar bilseymişim çok iyi olurmuş yanardağlar doğal afetler denince akla gelen belki de en kötü örneklerden biridir ve insanlarla doğa üzerinde de oldukça yıkıcı etkileri vardır doğal afetler toplum için tehlikeli şeylerdir bilim insanları insanların yaşadıkları yerlerle ilgili riskler konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için çalışıyorlar bu şekilde de güvenlik kuralları oluşturuluyor. Farklı yerler coğrafi ve atmosferik koşullar sebebiyle farklı doğal afetleri deneyimler. Örneğin bir düzlükte meydana gelen bir fırtına bir hortuma sebebiyet verebilir. Okyanus üzerindeki bir fırtına ise kıyıya ulaştığında kasırgaya da tornado'ya dönüşebilir kıyıda görülen yağmurlar ve daha soğuk olan arkadaşları olan tipiler oturduğum yer sebebiyle şahsen benim en sık deneyimleyebileceğim doğal afetler arasında. Çok fazla yağmur ya da kar zararlıdır ancak bilim insanları da hava durumu tahmini konusunda giderek daha da iyi bir hale geliyorlar. Meteorologlar birçok farklı teknolojiler kullanarak fırtınaların nerede ve ne zaman ortaya çıkabileceklerini belirliyorlar. Dünyamızın etrafında dönmekte olan uydular bulutları daha da yukarıdan takip ediyor. Yeryüzünde bulunan hava durumu istasyonları Doppler radarlarıyla ölçtükleri elektromanyetik dalga alanlarını kullanarak yağışın ne kadar yoğun olacağını ya da rüzgarın ne kadar sert eseceğini kestirebiliyorlar. Tüm bu verileri bilgisayar programlarına girerek bir fırtınanın doğal bir afete dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyebiliyorlar. Amerika'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Kurumu'na ait bu hava durumu tahmini merkezi yağışın hangi bölgelere düşeceğini, nerelerde kar fırtınası görüleceğini ve bu fırtınaların güçlenerek risk doğurabileceği bölgeler hakkında bilgi sağlıyor. Doğal afetleri önceden tahmin etme konusunda ilerlemiş olsak da yine de çok da tahmin edilebilir olmayan ve bu sebeple hazırlık yapamayacağımız olaylar da yok değil. Dünyanın dış tabakası tektonik levha adını verdiğimiz hareket halindeki devasa levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar ya da plakalar birbirine sürtebilir ya da birbiri üzerinde kayabilirler. Bunun sonucunda da sismik dalgalar halinde enerji açığa çıkar. Bu tektonik hareketleri çoğu zaman fark etmeyiz bile. Ancak levhalar arasındaki fay hatları üzerindeki insanlar bu hareketleri deprem olarak deneyimlerler. Depremler özellikle de yoğun nüfuslu alanlar için çok daha tehlikelidir. Bu alanlarda yollar, binalar ve insan yapımı olan diğer yapılar zarar görebilir. Depremler genelde yanardağ aktivitesi ile ilişkilendirilir. Bunun sebebi yanardağların tektonik levhalar arasındaki fay hatlarına yakın olmasıdır. Levhalar hareket edip de magma yeryüzüne doğru çıktığında yanardağlar kül bulutları ve erimiş lav püskürtmeye başlar. Bir konumda meydana gelen bir deprem, komşu bir su kütlesine tsunami oluşturabilir. Tsunami, son derece büyük ve yıkıcı bir dalgaya verilen isimdir. Tsunamiler kıyıları olduğu kadar kıyılara komşu bölgeleri de etkileyebilecek güce sahiptirler. Bilim insanları henüz depremleri, yanardağ patlamalarını ya da tsunamileri ciddi bir hava olayı gibi önceden tahmin edemiyorlar ancak dünyanın sismik aktivitelerini ve bunun ne zaman bir risk teşkil edeceğini daha iyi anlayabilmek için de çalışıyorlar. Örneğin sismograf gibi araçlar kullanarak depremin ne zaman, hangi büyüklükte ya da hangi derinlikte gerçekleştiğini belirleyebiliyorlar. Küçük ya da büyük depremlerden elde edilen veriler bilim insanlarının deprem tahmini konusunda da ilerlemesine yardımcı olabilir. Örneğin fay hatlarına yakın yaşayan insanlar önceden uyarılabilir. Bölgeye boşaltmaları ya da deprem için hazırlık yapmaları istenebilir. Mühendisler daha önceki depremlerden elde ettikleri verileri kullanarak depremlerin etkilerine dayanabilecek binalar tasarlıyorlar öğrendiklerini başkalarına da aktarmaları, deprem konusunda risk bölgelerinde yaşayan insanların hazırlıklı olmalarına, böylelikle yaşayabilecekleri kötü deneyimleri azaltmalarına yardımcı olabilir. Doğal afetler büyük yıkımlara sebep olur. Ancak bilim insanlarının da bu afetlerin neden gerçekleştikleri ve insanların nasıl daha dirençli olabilecekleri konularında her gün yeni şeyler öğrendiklerini de unutmamak gerekir. Benim seyahatime geri dönecek olursak. Bir yanardağ bölgesinde yapacağım bu tatil için Yanardağ'ın uzun zamandır aktif olmadığını öğrenmem biraz içimi rahatlatmıştı. Tüm bu deneyimler hazırlıklı olmamız gerektiğine işaret ediyor. Yaşadığınız ya da gideceğiniz yerlerde doğal afetler yaşanmıyor olsa bile hazırlıklı olmanız ve bir planınızın olması oldukça korkutucu olabilecek bu durumlarda güvende kalmanızı sağlayabilir. Bunlar bilimsel araştırmaların topluma sunduğu faydalardan bazılarıdır. Şimdi eğer bana izin verirseniz bir sonraki fırtınada gerçekleşecek elektrik kesintisi için plan ve hazırlık yapmaya başlamak istiyorum.